Evet, bugün günlerden 13 Temmuz ve şu anda Münih'teyiz. Burası trafiğe kapalı, yağmurcu yayları açık. Neuhäuser sokağı. Neyse ki bugün hava gayet sıcak. Şu anda Marienplatz denen yere doğru yürüdüğümü tahmin ediyorum. Her ne kadar sıcak değilsem de birkaç tane yağmur damlası inmeye başladı. Yaklaşık bir saat önce geldim uçakla Berlin'den buraya. Ondan sonra 40 dakikalık bir tren yolculuğu yaptım. Münih ilk izlenim olarak biraz daha farklı Berlin'den. Belki de 2. Dünya Savaşı'nın sonunda daha mı az yıkıma uğramış bilmiyorum. Mimarisi bizim Almanlara yakıştırdığımız, örneğin şu kırmızı bayraklı binada olduğu gibi daha fazla yakıştırdığımız bir mimari, ama aynı zamanda da özellikle kiliselerinde barok mimarinin etkisi çok fazla. Gerçi biraz önce içine girdiğim kilisin içi baroktu. Orada 2. Ludwig ailesiyle beraber gömülüymüş bu arada. Ama dışarıda restorasyon çalışması olduğu için kapalıydı. Asıl daha önce çekmediğim Adalet Sarayı'nı ve etrafındaki bir iki binayı görseydiniz bana hak verecektiniz. Evet, şöyle bir şey de gösterelim. Yeşil bina. Burası da başka bir kilise. Buna herhalde barok demek pek mümkün değil. Bir çeşit. Gerçi bu kilise yıkılmış ve sonrasında yapılmış olabilir. Çünkü ne zaman bir kiliseyi tuğladan yapılmış görsem, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra aslında uygun olarak yapılmış olduğunu düşünüyorum. Bu arada Münih istasyonun etrafı tam anlamıyla sirkeci gibiydi. Almanya başka yerlerinde, Berlin, Bonn, Köln, Türkiye'yi andırıyordu, ama o sırada daha çok mimari veya sokakların kendileri bana Türkiye'yi düşündürtmüştü. Fakat Münih'te bir anda Türk ve Orta Doğu'dan olan kişilerin sayısı arttı. Özellikle istasyonun etrafında. Gerçekten kendimi Türkiye'de gibi hissettim. Hem çalışanlar, yürüyenler, oturanlar, ince belli bardaklardan çay içenler. Burası da aslında Berlin'e göre, şu sokak Berlin'e göre çok daha kozmopolit, çok daha fazla tesettürlü kadın görüyorum. Şurası da herhalde ünlü bir kilise. Devasa, onu gösterelim birazcık. Adına gerek yok. Şu anda rehberime bakamayacağım, ya da bakayım sizler için. Tam kirhe olabilir, ne işinize yarayacaksa. Şanslısınız. Güzel bir müzik parçasında sahibinden izinsiz kaydetmiş oldum. Belki benim konuşmalarıma göre daha iyi olabilir. Bugün pazartesi olduğu için maalesef müzeler kapalı. Onu hiç hesaba katmamıştık. Bugün şehrin görülebilecek her yerini görmeyi, ondan sonra da yarın 2. Ludwig'in yaptırdığı Neo Schweinstein şatosuna gitmeyi planlıyorum. Tabii onu yapacak olursam müzelere gidemeyebilirim.
Ama Berlin'de yeterince gittim zaten müzeye. Ne Metropolitan Müzesi ne de Louvre Müzesi'nin bir benzeri vardı doğrusu söylemek gerekirse. Her müzeye 8'er 10'ar avro veriyoruz. 2 saat içinde bitirebiliyoruz. Oysa ki bir Metropolitan ya da Louvre'u öyle saatlerce gezmek mümkün. Hem de hemen hemen aynı paraya. Metropolitan bir de parasız. O yüzden biraz tatmin olamadım müzeler konusunda Berlin'de. Her ne kadar ilginç şeyler gördüysen de. Berlin aslında son bir iki gündür birazcık depresif bir hale geldi. Bilmiyorum artık sabbatical'ımı orada geçirmek isteyecek miyim? Çünkü şehrin hemen hemen her köşesinde geçmişlerinin acı izlerini ve fena izlerini görmek mümkün. Örneğin benim otelimin karşısı bile Eichmann denen pis adamın işlerini yaptığı yermiş. Gerçi tabii iz kalmamış artık ondan ama yine de uyuduğunuz otelin karşısında nifak tohumlarının ekildiğini bilmek birazcık insanı sinir edebiliyor. İşte burası galiba Marienplatz, yani Münih'in en güzel yeri. Belki bu tür kiliseler Prag'da falan da vardır. Sanıyorum saat kulesi var ortada. Belki saat başlarında oynuyordur orası. Çok güzel bir bina gerçekten. Berlin'de böyle bir şey görememiştik. Bu tabii barok değil herhalde. Gotik ya da neogotiktir. Adının ne olduğunu bilemeyeceğim. Her taraf kilise. Şu Almanya'da bir tek trene giderken bir yerde Hannover yakınlarında galiba bir cami görebildim. Tabii böyle kent merkezlerinde cami görmek pek mümkün değil. Sinagogda yıkılmış olarak gördüm maalesef. Şuradan avluya girebiliyoruz. O avluya girdikten sonra bu çekimi bitirsem iyi olacak. Burası galiba eski, ha burası yeni Türkçesi nedir? Belediye binası, townhouse. Bir de eskisi var bunun da. O da bunun yanında olsa gerek. Ama bu yeni ise yani ne demek istiyorlar yeniyle? Güzel bir avlu.